geleneksel tedavi yöntemleri içinde en popüler olan yöntem. Hacamattaki amaç şu, vücuda minimal cilt kesileri oluşturup bunları vakumladıktan sonra bağışıklık sistemimize bir uyarı göndermek ve bağışıklık güçlendirici bir işlem yapmak. Genellikle hacamat ağrı konusunda çok biliniyor ancak asıl temel fonksiyonu bağışıklık. Şimdi bu hastamızda herhangi bir rahatsızlık için hacamat yapmıyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Hacamat sadece hastalıklarda yani endikasyon durumlarında değil, aynı zamanda genel sağlık için de yapılan bir durum. Tabii yapılmadan önce dikkat edilmesi gerekenler var. Hastanın kan durumu, kan tablosu, kullandığı ilaçlar, yapılacak bölgenin seçilmesi çok önemli. Bu hastamızda biz genel bir tarama hacamatı yapacağız. Önce vakumlama işlemi yapacağız. Sonra cildinde çok ufak kesiler oluşturacağız. Bu kesiler hastaya hiçbir zaman ağrı duyusu, ekstra bir ağrı duyusu oluşturmaz. Sonrasında bu kesilerimizi vakumladıktan sonra işlemimizi sonlandıracağız. Başlayalım isterseniz. Şimdi hacamat aynı zamanda dini yönü olan da bir işlem. Dini açıdan bakılırsa iki omuz başı arasından geçen nokta sünnet hacamat noktası olarak geçiyor. Tıbbi açıklaması da C7 dediğimiz bir nokta. Bu nokta aynı zamanda bir akupunktur noktası. Bizim yaşam noktamız. Önce orayı vakumluyoruz. Sonra bir hacamat üçgeni oluşturacağız. Hastamızı elimizle muayene edip aktif tetik nokta dediğimiz noktaları buluyoruz. Tabi bu arada hastamızın sırtında benler var. Onları fazlaca kupa içine almamaya çalışacağız. Bu şekilde vakumlayalım. Ve T4 dediğimiz bir noktamız var. Orayı vakumluyoruz. Kalp arka noktası dediğimiz bir nokta var ve erkeklerde özellikle bel bölgesini mutlaka kupa içerisine alıyoruz. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Buyurun. Şimdi belirli bir kupalama süresinden sonra hastamızın cilt hassasiyetini gözeterek kupalarımızı açıyoruz ve bir steril bistüri yardımıyla ufak kesiler oluşturacağız. Cilt katlanım yönlerine uygun olarak de soruyoruz. Ağrımız var mı çok? Tabi bu işlemi yaparken her kupanın olduğu bölge için kesi yönümüz farklı farklı. Kes. Şimdi belirli bir süre bekliyoruz. Bu bekleme süremiz şöyle. Kupanın içindeki kanamanın durması. Yani artık pıhtılaşma olduktan sonra kupamızın zaten bu şekilde buharlanmasından da belli.
O süreye kadar bekliyoruz. Tabii bu çok değişkenlik gösteriyor. Kan sulandırıcı kullanıp kullanmamasına göre ama bizim buradaki amacımız kanama değil kesinlikle. Ufak kesileri vakumladığımız zaman vücuda büyük bir travmaymış gibi sunmak. Bu şekilde birkaç saat sonra hastamızın kanındaki şekilli elemanların sayısında belirli değişiklikler görebileceğiz. Eğer bir laboratuvar testi yaparsak. Şimdi sonlandırma işlemine geçelim. Başlayalım. Şimdi sonlandıracağız kupalarımızı. Çevresini bir pamuk halkayla kaplıyoruz. Ve kupalarımızı açıyoruz. Kupamızın içindeki kan kısmen pıhtılaşmış olacak. Şu şekilde kısmen pıhtılaşmış kan var kupalarımızda. Bu kupalar tabii tek kullanımlık kupalar olduğu için doğrudan atılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kupayı sonlandırdıktan sonra hastada ekstra bir kanama asla olmaz. Eğer düzgün kesiler yapıldıysa. Şimdi işlemimizi sonlandırdık. Sonlandırdıktan sonra herhangi bir dezenfektan ama biz doğal olarak burada kliniğimizde kantoron, kırmızı kantoron yağı tercih ediyoruz. Kırmızı kantoronla kesi alanlarımızı ıslatıp iyileşme kolaylaşsın diye daha sonrasında çok geçici bir dış pansuman koyuyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz. Bu hafta hacamat konusunu işledik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.